Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Terşehriye ile 5 dakikanızı almayacak nefis bir şerbetli tatlı tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tarifime geçmeden önce beni nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereme alıyorum. 2 su bardağı Terşehriye ekliyorum. Şimdi şehriyemizi hiç ara vermeden sürekli karıştıralım ki hepsi aynı ayarda eşit bir şekilde kavrulsun. Gerçekten çıtır çıtır çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Bir o kadar da kolay. Dediğim gibi 5 dakikanızı almayacak bir tatlı tarifi. Şehriyemi iyice kavurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi aynı şekilde eşit bir şekilde kavruldu. Şimdi üzerinden 1 su bardağı şeker ekliyorum. Aynı su bardağı ile 2 su bardağı da kaynar su ilave ediyorum. Şöyle ara ara karıştırarak suyunu çekene kadar kaynatalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay bir tatlı tarifi. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şöyle ara ara karıştıralım. Tatlımız bayağı bir suyunu çekti arkadaşlar. Şöyle 1-2 dakika daha kaynatmamız gerekiyor. Biraz daha suyunu çektireceğiz. Kanalımda çok güzel tatlı tariflerim var arkadaşlar. Her bütçeye uygun çok pratik tariflerim var. Kanalımı ziyaret ederseniz çok çok sevinirim. Tatlımı 7-8 dakika kaynattım arkadaşlar. Şöyle biraz da şerbetiyle birlikte servis edelim. Gördüğünüz gibi kıvamını da şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Bu kıvama gelene kadar kaynatalım arkadaşlar. Ortalama 7-8 dakika kaynattım. Gördüğünüz gibi biraz da şerbetli. Şimdi yarım su bardağı da fındık ekliyorum. Fındık yerine fıstık veya ceviz de ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen ocağımın altını kapatıyorum. Kaselere koymaya geçiyorum. Şimdi hemen tatlımı sıcak sıcak kaselere koyuyorum. Şöyle şerbetiyle birlikte eşit bir şekilde koyalım. Şöyle biraz çıtır, biraz yumuşak. Gerçekten çok güzel ve nefis bir tatlı oluyor arkadaşlar. İnşallah sizler de dener ve tarifimizden memnun kalırsınız. Şöyle biraz da Hindistan cevizi ile süslüyorum. Evet arkadaşlar, tatlılarım servise hazır. Şöyle de bir tanesini alıp sizlere yakından nasıl lezzetli bir tatlı hazırladığımızı göstermek istiyorum. Gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. Sulu sulu. Bu tatlıyı ılık tüketmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.